Portakal jöleli irmik tatlımız için sevgili dinleyenler, portakal jöleli irmik tatlımız için kullanacağımız malzememiz 500 gram kadar irmiğimiz, 150 gram kadar tereyağımız, 1 litre kadar sütümüz, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz. Ondan sonra jölemiz içinse 1 litre portakal suyumuz, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, 500 gram kadar irmik kullandık, 150 gram kadar tereyağımız, 1 litre kadar sütümüz, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz. Jölemiz içinse 1 litre kadar portakal suyumuz, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız. Hemen öncelikle 3 tane tenceremize ocağa koyuyoruz. Ocağa koyduktan sonra tekrar güzelce bir şekilde bir... Hemen sütümüzü ayrı bir tencereye, ondan sonra portakal suyumuzu ayrı bir tencereye. Onu ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde 3. tenceremize tereyağımızı ilave ediyoruz. Tereyağımızı ilave ettikten sonra irmiklerimizi içine döküyoruz. Onu iyice bir kavuruyoruz. Kavurduktan sonra sütümüzü içine döküyoruz. Sütü çektikten sonra biraz da şekerimizi ayırıp içine ilave edersek çok lezzetli ve çok da güzel olacak. Ve onu iyice bir çektikten sonra tepsimize veya tabaklarımıza döküyoruz. Onu tabağımıza döktükten sonra tekrardan 3. tenceremizde hemen portakal suyumuzu kaynatıyoruz. Nişastamızı hazırlıyoruz. İçine ilave ediyoruz. Nişastayla beraber koyulaştıktan sonra onu da üzerine döküyoruz. 1-2 saat bir dinlendiriyoruz. 1-2 saat dinlendikten sonra